Çocuklarda uyguladığımız, böbrek taşlarının tedavisine uyguladığımız cerrahi yöntemlerden bir tanesi de perküten cerrahidir. Perküten cerrahi de diğer aşağıdan kapalı olarak yaptığımız üretroskopik tedaviden farkı, yan taraftan daha iri taşlarda biz bu tedaviyi uyguluyoruz. Genellikle 1-1,5 cm böbreğin içinde bulunduğu yere göre, taşın sayısına göre, büyüklüğüne göre ya da filmler sırasında taşın sertliği ile ilgili bir yorum yapılmışsa, örneğin çok sert taşlarda doğrudan bir takım daha iri taşsa tedavi müdahalenin şekli üzerinde bize yol gösterici olur taşın sertliği bile örneğin. İrici olan taşlarda, sert olan taşlarda perküten cerrahi genellikle daha ön planda tercih edilir. Yan taraftan böbreğin üzerine denk gelen vücudun yan tarafından kaburgaların altına denk gelen bölgeden yaklaşık 1 santim çapında içeri yerleştirilecek olan bir tane borunun böbrek yapısı ne kadara müsaitse, çok daha ince borular bile günümüzde artık kullanabiliyoruz. Sadece bir tane küçük bir kalem gibi borunun böbrek içerisine yerleştirilmesi, o borunun içerisinden böbreğin içerisine kameralı aletlerle ulaşıp böbreğin içindeki taş ya da taşlar kırılarak temizlenip vücut dışarısına alınır. Aynı borunun olduğu yerde ameliyat sonrasında ince bir kateter bırakılabilir. O bölgeden gelen idarın dışarı alınması ve onun takibi için. Genellikle de ertesi gün kontrol filmler çekilir. Yani bu yerleştirilmiş olan, içeride bırakılmış olan kateterin içerisinden ilaçlı madde verip röntgende idrar yolları kontrol edilebilir. Her şey yolunda mı, yol tamamen açık mı, temiz mi, böbreğin durumu, her şey yolunda mı kontrolleri yapılabilir. Ve sonrasında da bu kateteri çekip vücut dışarısına alıyoruz. Genellikle de bu kateteri çektikten sonra, örneğin ertesi gün eğer çekmişsek, bir gün sonra kateterin çekildiği yerden gelen eğer az bir idrar akıntısı olacaksa onun da kesilmesini bekliyoruz. Bu kesildikten sonra ameliyat bölgesi, o yaklaşık 1 santime yakın çok küçük kesi yeri bir bantla kapatılarak hastanın normal yiyip içip gezip dolaşıp banyo, duş vesairesini her şeyin normal şekilde yapacağı durumdayken de taburcu edebiliyoruz. Yani perküten cerrahide ortalama 2 gece kadar hastanede kalması sonrasında normal yaşantıya döneceği yakın bir şekilde hastanın taburcu olabilmesi mümkün. Genellikle de bir hafta 10 gün içerisinde tamamen normal yaşantıya dönebilir diyoruz. Tabii çocuklarda yara iyileşmesi çok daha hızlı olduğu için bu süreci çocuklar zaten taburcu olduğunda neredeyse tamamına yakın bitirmiş şekilde hastaneden ayrılmaktadırlar.